Koronavirüs salgınına rağmen engellenemeyen taziye ziyaretlerinin bilançosu ağır oluyor. Van'ın merkez Edremit ilçesinde bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine ailenin yakın akrabalarıyla cenaze evinde bir araya gelmesi ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranması sebebiyle 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin hasta şahısla temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapılırken koronavirüse yakalananlar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yurt dışından getirilerek 14 günlük karantinaya alınanlarsa süre bitiminde evlerine gönderiliyor. Evet, teşekkür ettik her şey için. Hatay. Evet. Sağ olsun, teşekkür ederim. Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Malatya'daki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük tabloya göre son 24 saat içinde 44 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayımız 4140'a yükselirken 1368 yeni vaka tespit edildi. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz... 17 Mayıs'a ilişkin rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım dedi. Gibi şehirler ortak bir